maçtan önce kazanmamız gerektiğini söylemiştim. Çünkü özellikle hem bizim için takım adına kendi motivasyonumuz, kendi isteğimiz, taraftarımız burada, kendi stadımızda oynuyoruz. Bir yandan da ülke puanı, tabii ki kazanarak ülke puanına destek vermek açısından bugün kazanmak önemliydi. Maçı kazanarak bitirdik. Maçın başına iyi başladığımızı düşünüyorum. İstekliydik. Yani bir önceki maça göre daha istekli başladık. Öndeki baskılar, rakip sahadaki kurduğumuz üstünlük bu anlamda bir gol getirdi. Devamında hep ikinci golü bekledim aslında kulübeden, ne zaman atarız diye. Bunu bir türlü bulamadık. İkinci yarıda devre arası tabii yaptığımız değişiklikler, bunu maç öncesi aslında planladığım şeylerdi. Çünkü burada çok fazla maç oynayan yine Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu gibi iki oyuncumuz vardı. 45'te onları değiştirdim. Yine yerine hem Zaha'nın ilk maçın olması kendi taraftarımız önünde belki biraz daha bir uzun süre onu da test etmek için önemliydi. Yine Bakambu'yu aldık. Devamında değişikliklerimiz oldu. 10 kişi kalınca tabii ki oyun dizilişimiz değişti ama genel olarak topa sahip olmaya devam ettik. Çok fazla baskı yemedik. Biz de pozisyona girmeye çalıştık. Rakibimiz de girmeye çalıştı. Genel olarak baktığımızda yani mücadele gücümüz özellikle 10 kişi kaldıktan sonra da kötü işler yapmadık ve 1-0'lık bir galibiyetle ayrıldık. Burada tabii ki bizi destekleyen taraftarımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Soru Levent Bey, buyurun. Mikrofonu bekleyebilirsiniz. Geliyor hemen. Hocam, öncelikle Şampiyonlar Ligi önermelerini kaldırsın. Tebrik ediyorum sizi ve takımınızı. Sorum şu, Icardi diğer transferler oranına hazır döndü galiba ki sezon öncesi antrenman yapmadı. Yani sizinle beraber. Buna katılır mısınız? İkinci sorum, geçen sene şampiyonluğa büyük katkı yapan Raşika Beşiktaş'a gitti. Şu anda resmi olarak bu açıklanmış durumda. Evet, biz de maçsın. Evet. Evet. Üçüncüsü de orta sahanız çok yeterli değil. Yani oraya oyuncu almayı planlıyor musunuz? Tabii Icardi işte zaten hep onu söylüyorduk. Kayseri maçından sonra da söyledim. Onu hazırlıyoruz. İşte bir maç 15 oynattık, bir maç 35 oynattık. Bugün 60'lara çıktık. İşte en iyi şekilde onu hazırlamaya çalıştık. Bugün de hem kendi işini yaptı, hücumdaki yine baskıları takımı öne doğru taşıdı hep. Genel olarak iyi oynadı. Onun yanında diğer oyuncularımız tabii ki işte yeni birbirine alışan bir takımız, transferlerimiz, ilk defa bir arada oynayan oyuncularımız var. Zaman içerisinde bunlar daha çok birbirine alışacaklar. Raşitsa'nın dediğiniz gibi yani maç sonu öğrendim. O bölgede hep söylüyordum yani bizim için alternatif oyunculardan hep biri olduğunu hep söyledim. Birçok oyuncu var listemizde bu anlamda. Elimizde de çok fazla aslında sağ kanatta oyuncumuz var. Yani en son Tete bize katılmıştı biliyorsunuz. Zaniolo'nun ayrılma durumu var. Bitme aşamasında. Onun yanında tabii ki yine elimizde olan kanat oyuncularımız var. Burada ilgilendiğimiz, görüştüğümüz oyuncular da var zaten. Bu anlamda kendi işimize, yolumuza bakacağız. Orta sahaya da tabii ki takımın orta sahadaki gücünü arttıracak bir oyuncu olursa, istediğimiz bir oyuncu olursa, yani tabii ki burada kriterimiz iyi bir oyuncu, yani gerçekten geldiğinde bize çok büyük katkı yapacak bir oyuncu bu anlamda olursa düşünürüz. Çünkü hem lig hem Avrupa, yani birçok alanda mücadele edeceğiz. Buradaki orta sahadaki oyuncu sayımızı biraz da arttırmayı düşünüyoruz. Emrah Bey, mikrofon buradan geliyor. Emre Oktay'ın Anadolu Ajansı. Hocam, bir sonraki turdaki rakip Molde. Siz dünkü açıklamanızda Faroe Adaları takımına göre daha kaliteli olduğunu söylemiştiniz. Nasıl bir eşleşme bekliyor sizi? Tabii ki geçen senenin Norveç Ligi şampiyonu. Bu anlamda kadrosuna baktığımızda biz Linnes'i biliyoruz. Bugün de ikinci golü atan oydu. Çok yakından tanıdığımız. Kaliteli bir takım. İşte iki takımın benzer özellikleri aslında, yani kuzeye gitmemiz, sentetik sahalar dedik, iki takım da sentetik sahada oynuyordu. İşte üçlü savunmada, beşli savunmalar, Molde'de de aynı şey var.
Burada tabii ki rakibimizi biraz daha fazla inceleyeceğiz. Yani hangisi olduğunu bilmediğimiz için sadece aralarında oynadığı maçı seyretmiştim. Şimdi iki takımı da daha net bir şekilde analiz edeceğiz. Ama ondan önce tabii ki o hafta sonu oynayacağımız bir Trabzonspor maçı var. Bizim için çok önemli. Ligin ilk haftasında aldığımız beraberlik sonrası tabii ki bu maç bizim için daha da önemli, daha da değerli oluyor. Kendi sahamızdaki önce bu maça hazırlanacağız. Devamında Molde maçını düşüneceğiz ama dediğim gibi ilk düşüncem kendi sahamızda oynayacağımız Trabzonspor karşılaşması. Metin Bey. Metin Pek, Ventiluspor hocam playoff turu için öncelikle başarılar diliyoruz. 5. resmi mücadelesine çıktınız. Şu ana kadar ortaya koyduğunuz performansı aklınızdaki başlangıç olarak değerlendirebilir misiniz? Bir de bugün stoper hattında bir rotasyonu gerçekleştirdiniz. Sergio Ramos ismi de sizin için geçiyor. Oraya Ramos transferi gerçekleşecek mi? Evet, yani tabii sezon başı adı üstünde. Yani önceki sezonlara göre çok daha erken başladık bir kere. 3 haftalık bir tatil sonrası. Aslında şampiyonluk haftasını da sayarsak, bir haftalık şampiyonluk kutlamasını da sayarsak neredeyse 2-2,5 hafta oyuncularımız bir tatil yaptı. Devamında tekrar başladık. Tekrar başladığınızda aynı konsantrasyonu zamanla yakalıyorsunuz. Maçı oynadıkça daha çok maçların havasına girmeye başladık. Oyuncularımızın performansları, fiziksel ve mental performansları yukarı doğru gidiyor. Burada hep söylüyorum, yani bu dönemde kazanarak gitmemiz gerekiyordu. Şu anda özellikle Türkiye için çok önemli olan, değerli olan playoff turuna geldik. Yani bu yıllardır buraya çok gelemeyen Türk takımları var biliyorsunuz. Yani birçoğumuz bunu gördük, yaşadık ama bu sene Galatasaray takımının playoff turuna gelmesi önemli. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. Bu da Türk futbolu için ve bizim için hem maddi hem manevi anlamda çok önemli. Bir kere ilk hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi yolundayız. Yolun büyük bir kısmını kat ettik. Final maçı oynayacağız iki tane. Onun yanında dediğim gibi oynadıkça da, oyuncularımızı değiştirdikçe de, şans verdikçe de bazısını dinlendiriyoruz, bazısını oynatıyoruz, bazısını işte performansına ve fiziksel durumuna göre kullanıyoruz. Bazen az kullandık, çok kullandık. Yani hep rotasyondan konuşuyoruz bazen, işte niye oynattık, niye oynatmadık. Bugün tabii ki Lucas'la bunu yaşadık. Yani maçın belli bir dakikasında onu çıkartmayı düşünüyordum. İşte artık bekliyordum aslında, yani 60 mı, 65 mi, 70 mi nerelerde çıkartırım diye beklerken çok şanssız bir kırmızı kart oldu. Aslında en bizim için değerli oyunculardan biri ve bugün girdiğinde de takıma fiziksel olarak performansını ve top kazanma anlamında çok yukarıya çekmişti. Bu bizim açımızdan büyük şanssızlık oldu. Stoper bölgesi için de tabii ki gidişata göre bakacağız. Şu anda direkt olarak ille bir oyuncu alacağız diye bir şeyimiz yok ama yani her mevkiye çalışıyoruz. Stopere de çalışıyoruz. Kanada da çalışıyoruz. Orta sahaya da çalışıyoruz. Yani bu çalıştığımız bölgelerden biri o da.